Evet, şimdi bir diğer mesele de yol yapılacak. Orayı konuştuk. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi Maraş'ta son durum ne? 1 milyon kişi neredeyse ziyaret O etti. bir milyon çoktan geçti. Çoktan Nisan gibi geçtiniz herhalde 1 milyonu. Evet. Oradaki süreç tam nedir Bir acaba? kere ben size söyleyeyim. Orası Kapalı Maraş artık kapalı demiyor muyuz? Maraş açıldı. Maraş'a girenin çıkan haddi hesabı yok. Halkımız da gidiyor. Hem tarihi binalar görmek için hem denize girmek için orası her gün binlerce insan tarafından ziyaret edilmektedir. Her gelen yabancı turist orayı o haliyle görmek için ziyaret ediyor, fotoğrafını çekiyor. Ve bu şekilde Kapalı Maraş dediğimiz Maraş açılmıştır. Bunun açıldığı için o Açık Maraş dediğimiz Gazi Mausa'nın hemen yanındaki değer bulmuştur. Şu Maraş zaten dünya markasıydı. Bir de bu şekilde propaganda olunca ve bu kadar insan ziyaret ediyor. O Maraş bölgesinden, Maraş'ın içinde kahvehanesinden tutumuz da yemekhanesinden turist yönelik bir takım hizmetlerin satışından her türlü hizmetler sektörü gelişmiştir orada. Ve algı olarak Gazi Mausa limanı ile üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi ile turizm faaliyetleriyle çünkü Gazi Mausa dediğimiz 7 medeniyet geriye gidiyor. Araplardan, Finikelilerden, Lüzinyanlardan, Venediklerinden, Osmanlı Devleti'nden, Osmanlı Devleti'nden şimdiki duruma 7 medeniyet. Orada bildiğiniz gibi Lala Mustafa Paşa, esas komutan Can Bolat Paşa, eşarı komutan ve Maraş'a girdiğinizde Pertev Paşa'nın kabrini buluyorsunuz. Onun da açılışını yaptık biz. Restore ettik, açılışını yaptık. Pertev Paşa, Lala Mustafa Paşa, Can Bolat Paşa onlar kadar onlara bağlı bir komutan o kadar değerli tarihe bu şekilde gelir. Nerededir? Kabri, mezarı Maraş'ta. Yani Maraş böylesine tarihi bir yer. Osmanlı toprağı, vakıflara ait. İngiliz sömürge döneminde peşkeş çekilmiş, talan edilmiş. Araziye dağıtmışlar ya beleşe. Ve bunlar da binalar yapmışlar ve orada 74 öncesinde Kıbrıs turizminin ki o zaman Kıbrıs çok canlıydı ve Doğu Akdeniz bölgesinin en fazla ziyaret edilen bir turizm destinasyonuydu Maraş. O şekilde bir ismi var. Dolayısıyla bu Kapalı Maraş'ın açılması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çok şeyler kazandırmıştır diye değerlendiriyorum, düşünüyorum. İnşallah zaman içerisinde o binaların bir kısmının tekrar restore edildiğini ve tekrar turizme açıldığını göreceğiz ama orada hukuk sorunu var. Toprak, araziler bizlerin iddiası, bizlerin vakıflar idaresine ait. 1 Ağustos 1571'de Osmanlı'nın fethiyle burası Türk idaresini, Osmanlı idaresine geçerken ilk yapılan iş Kıbrıs Vakıflar İdaresi kuruldu. 1571'de o günden bugüne bu malların yönetimi büyük ölçüde vakıflar idaresinde ama İngiliz sömürge yönetiminde her şey darmadağın oldu Maraş'ta dahil. Ve böyle bir mücadeleyle toprağımıza sahip çıkıyoruz. Hukuk bağlamında tabii üstündeki bina yabancının. Kim yaptıysa o binayı onun. Bir kısmı Rumlar, bir kısmı İngilizler, bir kısmı Amerikalılar. Şimdi orada ihtilaf var. İşte adam diyor ben binamı isterim. Biz de diyoruz taşınmaz mal komisyonları Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tanınmış bir mekanizma diyelim artık Avrupa Birliği ve İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tanımış. Oraya başvurduğunda orada işte bir sıkıntı doğuyor. Çünkü biz diyoruz ki toprak vakıflarındır. O da diyor 74 tapusu, 74 tapusu dediğimizde Rum tapusu oluyor. O bölgede 1974'te. Burada bir ihtilaf var. Çünkü vakıfların haklarını da çiğnetmek istemiyoruz. Burada bir takım düzenlemeler lazım. Tamamıyla açılabilmesi için. Bunlar üzerinde çalışmalara devam ediyor. Ama bu arada giderek Maraş'ın cazibesi artmıştır. Oradaki yapılan bir takım düzenlemelerle ve atraksiyonlarla. Dolayısıyla şu anda bana verilen bilgiye göre her gün hafta sonları daha fazla 4.000'den fazla insan orayı ziyaret ediyor. Girip ve çıkıyor.